Bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin devletinin gerçekten çok önemli stratejik diyebileceğimiz şeylerinin dışarıdan alması da ki rakamlarla oynadığınız zaman sonumuz Arjantin gibi olur, sonumuz Yunanistan gibi olur. Çok tehlikeli. Eğer ilk turda Millet İttifakı kazanamazsa ikinci turda alma ihtimali sıfır. Bunu siz bir yere yazın. Siyaset Kürsüsü'nden herkese merhabalar. Bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugünkü konuğumuz Kahraman Camuzoğlu bizlerle birlikte. Uzun dönem ANAP'ta il başkanlığı yapıp ve ANAP Genel Başkan Yardımcılığı görevinde üstlendikten sonra şimdi de Çağdaş Demokratlar Platformluğu Genel Başkanlığı yapıyor kendisi. Kahraman Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Beni bu programa davet ettiğiniz için teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz katıldığınız için. Genel olarak Türkiye'yi değerlendirmek istiyoruz sizinle. Sizin pencerenizden Türkiye'ye bir bakalım istedik. Öncelikle şununla başlamak istiyorum. Az önce de dediğim gibi Çağdaş Demokratlar Platformunu kurdunuz ve 30 Haziran'da bununla ilgili bir toplantınız gerçekleşti. Çok yüksek sayıda da katılımlar oldu. Yakından tanıdığımız önemli isimler, milletvekilleri. Güzel bir toplantı oldu ve bu toplantıda bazı ses getiren konular da oldu. Şimdi öncelikli olarak konumuz şuna değinmek istiyorum. Makine ve Kimya Endüstri Kurumu'nun AŞ olması için düzenlenen kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edildi bildiğimiz üzere. Şimdi genel olarak baktığımızda siz de bununla ilgili toplantı yaptınız 30 Haziran'da. Bu Türk Silahlı Kuvvetleri'nin her türlü silah, mühimmat, roket, araç ve gereç ihtiyaçlarını karşılamakla görevli olan kurumun yapısında böyle bir değişikliğe gitmenin sebebi nedir sizce? Şimdi malumunuz Makine Kimya Enstitüsü Kurumu Cumhuriyet'ten önce bize devredilen kurum. İsimleri değişmiş olabilir ama Cumhuriyet öncesine dayanan Türkiye'nin öz ve yerli ve milli malıdır. Buralar stratejik yerler. Yani aynı işte aşı gibi, ekmek gibi, un gibi, elektrik gibi. Zamanında tabii uzun yıllar Osmanlı'dan beri milli mücadeleyle devam eden bu savaşlarda buraları işte hep gereksinim olmuş ve o zaman bir gereksinimden dolayı da bu kurumlar yapılmış. Orada bir şey ilave edeyim. Bir de Barutsan var bunların içinde. Roketsan var, Barutsan var. 11 tane firma var. Bizim hassasiyetimiz şu. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ilelebet payidar olması ve kimsenin güdümünde olmadan özgürce, baş edik bir şekilde kendi kurallarını kendi koyabilen, dünyada söz sahibi olabilen bir ülke bizim hasretimizdeki, emelimizdeki Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Bu yönde tabii bizim de mücadelelerimiz oluyor. İşte bazı arkadaşlar diyorlar ya işte siz orada particilik yaptınız, genel başkan yardımcılığı yaptınız, farklı partilerden arkadaşlar katılıyor vesaire. Niye parti kurmuyorsunuz veya başka bir partiye katılmıyorsunuz diye. Bu Çağdaş Demokratlar Platformu daha çok ses getireceği kanaatindeyim. Sebebi çünkü her partiden değerli insanlar var. Özellikle Profesör Doktor Abdurrahim Kaslı hocamın görevlendirdiği, yine çok sevdiğim kardeşim Hüsnü Düver Bey katıldı toplantımıza. Yani buradaki amacımız şu, birlikte, beraberlikte ülke menfaatine neler yapabiliriz? Bütün hasretimiz bu. Onun için de Makine Kimya Enstitüsü Kurumu'nun gündemde olan ve olmazsa olmayacak, yani Türkiye'nin asla tank palet fabrikası gibi satılmaması gereken bir fabrikaydı. Bunun üzerine biz bir platformda bir toplantı yaptık. Bu toplantıda benim için önemli olan gerçekten fabrikada baş müfettişlik yapmış Fahri Aslan Bey geldi. Fahri Aslan Bey diyor ki bu fabrikanın satılması filan söz konusu değil. Hani modernize edilmemesi lafı da tamamen yalan. Biz 3 sene öncesinde bütün makinaları, teçhizatları, hatta bu 11 fabrikanın yaklaşık 7'sine 50 milyon dolar harcayarak fabrikayı rentable hale getirdik ve son sistem oldu. Ama orada Barutsan'da bir sıkıntı var. Biz 7 kalem barut üretirken işte roketlerde kullandığımız, silah, tabanca, tüfekte kullandığımız veya uçaktan attığımız mühimmatın içine kullandığımız barutlar çeşitlendirilerek 11 çeşit barut üretirken bugün Barutsan'ın maalesef sadece bir çeşit barut üretmesi gerçekten çok düşündürücü şeyler. Tabii bizim yaptığımız ithalatlara bakarsanız bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin devletinin gerçekten çok önemli stratejik diyebileceğimiz şeylerinin dışarıdan alması da bizi çok üzüyor ve derinden düşünceye sevk ediyor. Bunların hangi akla hizmetle, hangi öngörüyle
neye dair yapıldığı da ayrı bir soru sormak gerekir bu konuda. Çünkü uzun yıllar bu ülkeyi yöneten bir partinin mensubu olarak, yetkilisi olarak biz hiçbir zaman böyle bir devlet yönetimi görmedik, hükümet yönetimi görmedik. Ama maalesef arkadaşlar ne yaparsa yapsınlar, bizim yaptığımız iyi diyorlar. Çünkü bir denetleme merceği yok. Bakın Türk tipi başkanlık sistemine geldiğimiz zaman işte buraya geldi. Tek adam ne derse o oluyor. Bunu eleştirmeniz veya yermeniz veya bir masaya yatırıp burada irdelemeniz mümkün olmuyor. Şimdi parlamentoda çoğunluğunuz da varsa zaten sizin sözleriniz havada kalıyor. Fakat biz inanıyoruz ki bu düzen en kısa zamanda değişecek. Genç kardeşlerimizin önünü açacağız, sanayicimizin önünü açacağız, tarımda uğraşan her kimse, hayvancılık, tarım, bunların önünü açacağız. Türkiye'nin altyapıları hazır. Daha önce siyasiler şunu derlerdi, biz 500 günde Türkiye'yi düze çıkaracağız. Diğer bir siyasi de mitinglerde biz 300 kişi, 300 günde Türkiye'yi düze çıkaracağız diye söylemleri vardı. Ama bugünün Türkiye'sinde maalesef çok vahim bir durum izleniyor. Özellikle bizim platformumuzda Emniyet Genel Müdürlüğü yapmış, dış temsilciliklerde görev yapmış çok önemli insanlar var. Bunlar da kaygıyla izliyorlar. Özellikle mafya-devlet ilişkisinin, hükümet ilişkisinin bu kadar ayyuka çıkması ve bir mafya liderinin söylediği sözlerin hiç dikkate alınmaması, bunun üzerine gidilmemesi, kamuoyu dikkate alıyor ama devlet yetkilileri maalesef ne soruşturma açıyor, ne kovuşturma açıyor, ne de üstünde duruyor. Hayır, yani daha da ötesi Sayın Cumhurbaşkanı bunlara diyor kıymetli bulmuyorum, konuşmayın, değerli bulmuyorum, bunu da gündeme getirmeyin diye bir sezlenişi var kendi partisine. Bizleri üzen şeyler bunlar. Nergis Hanım, biz istiyoruz ki genç kuşağımızın rahat etmesi, müreffeh olması, yani işte özgürce yaşayabilmesi, özgürce okuyabilmesi, dini hassasiyetlerimizi yerine getirebilmesi. Yani varsa gayrimüslim kardeşlerimiz, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin vatandaşı olan, onlar da kilisesine gidebilsin. Cami istediğimiz gibi gidilebilir yerler olsun. İşte başörtüsü meselesi biliyorsunuz bir zamanlar çok sıkıntılıydı. Bunları aştı Türkiye. Artık önüne bakıp, yani bir makine kimya enstitüsü tabii burada bir örnek olarak karşımıza çıkıyor ama çok vahim durumlar da var Türkiye'de. Şimdi makine kimyanın satılıyor demesi, anonim şirkete çevrilip de satılıyor demesi işte bütün kuşağı etkiliyor. Genç kuşağı etkileyecek, yarınlarımızı etkileyecek, silah sanayimizi etkileyecek. Ülkemize ve ordumuza neler kazandırıp neler kaybettirebilir anonim şirkete dönüşmesi? Şimdi anonim şirket daha önce bakın mecliste şöyle bir karar çıktı. Hani satılmayacak, devredilmeyecek diye. Ama bu kararlar oluşmaz, şöyle oluşmaz. Anonim şirketler kendi yaptıkları genel kurullarda kendi kararlarını alırlar. Onun için tank varak fabrikası da öyleydi. Bakın bir para almadan baktık ki başkalarına devredilmiş. Ve bize 7 ay önce yaklaşık 30 tane tank teslim edeceklerdi Türk Silahlı Kuvvetleri'ne. Bu tankın hiçbir şeyi yok. Şimdi önemli olan bir kısım şu var. Tank bilet fabrikasının bütün namluları makine kimya silah sanayinde üretiliyor. Bu namluların tank bilet fabrikasına entegre olması lazım. Buradan satın almak yerine bence tahmin ediyorum bu fabrikaları alıp buralardan hem namlularını üretip hem de yedek parçasını üretip buralarda özellikle tank bilet fabrikasında kullanmak. Fakat bunlar satılır edebilir durumda değil. Eğer sizin bir yan sanayi ihtiyacınız varsa, namlu gibi, palet gibi vesaire gibi, bunu makine kimyadan satın almak daha doğru. Ama anonim şirkete çevirirseniz burada inisiyatif tamamen şirket grubunda kalır. Bu şirkete de kimler gidecek malum. Şimdiye kadar işte bakın Zehra Hanım Demirçeli'ye gitti. Orada yönetim kurulu başkanı oldu. Sayın Cumhurbaşkanı'nın danışmanları yönetim kuruluna giriyorlar. Orada gövde gösterisi yapıyorlar. Yani AK Parti'nin tamamen hegemonyasında olacak bu şirket. O zaman bu şirketin aldığı kararlarda tabii ki Sayın Cumhurbaşkanı'nın istediği doğrultuda olacak. Eğer satılacaksa anonim şirkete çevrilerek satılması en kolay ve en tabidir. Bu şirketler biz Sayın Müfettiş'ten öğrendiğimiz kadarıyla Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin, polisinin, askerinin silahını ve mühimmatını sağlayan ve seri bir şekilde de üretim yapan, rentable olan bir fabrika. Bizim için söylenen şeyler
Yani hükümet tarafından deniliyor ki işte biz bu fabrikayı yenileyeceğiz, modern edeceğiz. Biz de öğrendiğimiz bilgilerde de şu var, 50 milyon dolar harcanarak zaten bu fabrika yeterince rentable hale getirilmiş. Şimdi neden satılmak istiyor? Diğer bizi yüzen bir konuda maalesef orada bulunan bir sendikanın, çelik işçisinin hiç ama hiç bu konuda bir protesto eylemi yapmadığı, hatta oraya giden siyasilerin yanında olmadığı, maalesef AK Parti'ye yakın sendikaların da buralarda gerek fabrikanın lehinde gerekse kendi mensupları olan işçilerin lehinde hiçbir kararda ve protestoda bulunmaması da gerçekten çok manidar. Biz üzülüyoruz tabii böyle şeylere Nergis Hanım ama artık milletimizin uyanma vakti geldi bence. Peki yapmış olduğunuz toplantıda dediğimiz gibi çok büyük katılımlar oldu toplantınıza ve bu konu üzerinde de yakinen ilgileniyorsunuz, yakından takip ediyorsunuz. Bu toplantının geri dönüşleri size nasıl oldu? Şimdi biz bu toplantıyı tabii medyada özellikle biz de bu konuyla ilgileniyoruz. Bu konunun yani hafife alınmayacağı bir birlik, bütünlük ve ülke menfaatine olacağı bir durumu yansıtmaktı. Bunu başardık. Sayın Karayalçın da bir dönem biliyorsunuz Dışişleri Bakanlığı yaptı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı yaptı. O teşrif etti. Ahmet Özal Bey şeyden geldiler, İstanbul'dan geldiler. Birçok konuğumuz vardı. Yani bakın Hatay'dan gelen eski milletvekillerimiz vardı. Kırıkkale'den gelen eski milletvekillerimiz vardı. Bunların ne gibi bir gereksinimi olabilir, isteği, arzusu veya bu işte ne gibi bir menfaat olabilir? Hiçbir menfaatleri yoktu. Tamamen ülkemizin ve milletimizin menfaatine olabilecek her şeyde biz bir araya geleceğiz ve hassasiyetimizi göstereceğiz. Sayın Karayalçın da sanıyorum önümüzdeki hafta yine Kırıkkale'ye gidip oradaki işçilerle görüşüp orada da yine basın huzurunda biz bir konu içerisindeyiz, takipçisiyiz. Mesajı vermek istiyorlar. Bence olumlu bir şey geçti, toplantı geçti. Eski belediye başkanı, Kırıkkale eski belediye başkanı katıldı. Kırıkkale eski belediye milletvekilleri katıldı. Sayın Avun Dıklıoğlu vardı, Sayın Kemal Arbayrak Bey vardı. Bunlar Kırıkkale milletvekilleriydi. Yani iyi bir toplantı oldu, duyarlı bir toplantı oldu. Tabii Hüsnü Döver Bey katıldı, onun da fikirlerini aldık. Orada hocamızın, Abdurrahim Kaslı hocamızın fikirlerini iletti buna dair. Hepimiz memnun olduk. Bu bir parti işi değildi. Bu bir memleket meselesiydi. Onun için bir araya geldik. Bence de bütün medyada yer aldı. Özellikle Kırıkkale yerel basınında da bize geniş yer verdiklerini gördük. Bence amacına ulaştı. Çünkü bizim demokratik yollardan yapabileceğimiz ancak bu kadar. Devletimizin bize verdiği izin bu kadar. Bunun haricinde farklı eylemlerde bulunmak bize yakışmaz. Bizim de işimiz değil. Biz bir ancak böyle bir grupla niyetimizi belli etmek suretiyle basında yer alma çabası içerisindeydik. Onu da başardık. Evet, çok güzel. Şimdi ilk başta da dediğimiz gibi biz bugün Türkiye'yi konuşacağız sizinle. Sizin pencerenizden, Çağdaş Demokratik Platformu gözünden genel olarak Türkiye'yi konuşacağız. Şimdi genel olarak Türkiye'ye baktığımızda ilk başta sizin de dediğiniz gibi derin devlet, mafya siyaseti içine girmiş bulunmaktayız artık. Çünkü bir yanda Sedat Peker ifşaları ve ifşalara bağlı iddialar. Yani Türkiye'nin gündemi oldukça saran bir Sedat Peker var ve diğer yanda da ABD ve NATO ilişkilerimiz var. Şimdi tüm bunlara baktığımızda tüm bu durumlar aslında iç içe girmiş durumda. Türkiye'ye genel olarak dönüp baktığımızda ve detaylı olarak incelediğimizde Peker'in ifşalarından ötürü gündeme gelen Sezgin Baran Korkmaz olsun, ABD ile ilişkiler bakımından olsun, Peker ifşalarını uluslararası bir boyuta taşıdı aslında. Ve keza uyuşturucu olsun, keza silah kaçakçılığı olsun, bunları da Türkiye'de artık çok farklı boyutlarda görmeye başladık. Aslında belki de bizim bilmediğimiz perde arkalarını Sedat Peker bizlerin önüne serdi. Bir tripod, bir kamera aracılığıyla. Şimdi tüm bunları, bu iddiaları başımızda gelecekte nasıl iş açabilir bunlar daha farklı bir boyutta bakacak olursak? Türkiye'nin iç ve dış politikadaki yolunu nasıl görüyorsunuz siz? Şimdi bu tür konulara maruz kaldığınız zaman hangi ülke olursa olsun hiçbir zaman karşınızdaki güçlü olan işte Amerika Birleşik Devletleri gibi, İngiltere gibi, Fransa gibi, Almanya gibi devletlerin isteklerine karşı çeviremezsiniz. Yani dik durmamızdaki kastımız bu. Hani Sayın Cumhurbaşkanı'na diyorlar ya dik dur eğilme diye. Bu bir şey değil, meydan savaşı değil, delikanlılık işi değil. Ülkeler
stratejileriyle ve duruşlarıyla yol alırlar. Bunlarda da yarını görmek çok önemli. Yani bugün yaptığınız belki şeyler, icraatlar iyidir, kötüdür, bu sizi rahatlatabilir ama yarına yansıması çok önemli. Bunun için maalesef Türkiye Cumhuriyeti son 20 yılda özellikle Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından iç siyasetle dış siyaseti karıştırdılar. Bu böyle yürümezdi. Yani yaklaşık 100 yıllık devletimizde genç bir cumhuriyetti. Her zaman dış politika ve iç politika ayrılırdı. Biliyorsunuz Rıza Zarrab olayı yaşandı. Bununla başladı asıl işler. Evet. Orada öğrendiğimiz kadarıyla, bildiğimiz kadarıyla İran'dan gelen altınlar özel uçakla Apron'a iniyor. Apron'dan tabii özel uçak olduğu için daha önceki kanunlara göre gümrükten geçmeden işte oradan valizinizi vesairenizi, bagajınızı falan alabiliyorsunuz. Ama daha sonra çıkarılan kanunda özel uçağınız da olsa Apron'a indiğiniz zaman mutlaka gümrükten geçeceksiniz. Şimdi eğer bir talimat verilmişse işte şu kuyruk numaralı uçağın serbest inişine kalkışına izin veren devlet hava meydanlarına bir talimat verilmişse hiç kimse de o uçağı sorgulamaz. Şimdi bizi üzen şu, tabii o dönem Rıza Zarrab'tan bahsetmeden geçemeyiz. Birçok bakana verdikleri işte rüşvetlerden bahsediyor. İşte görüntüleri var, vesaireler var ve bize hep ne dendi? İşte bir FETÖ kumpasıydı, FETÖ olayıydı filan. Ama şimdi Sedat Peker bunları doğrularcasına tarih, yer ve hatta şunu diyor, eğer benim yalanımı ispat ederseniz ben kolumu ortaya koydum. Önce parmağımı keseceğim, sonra kolumu keseceğim filan diye. Bunları yani bir anlamda onaylamış oluyor. Biz isterdik ki bu işin Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yasaları gereği üstüne gidilsin ve açığa çıkarılsın. İşte Sezgin Baran Korkmaz'ın dışarıya gitmesi, orada yakalanınca Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçisi tarafından muameleleri yapılıyor sanıyorum. Amerika'ya gidecek, öyle biliyorum. Evet. Yani bir Rıza Zarrab handikapı yine yaşıyoruz. Bunları siz Türkiye'de görmezden geldikçe başımıza büyük işler açılır. Biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri'nde hala bizim Halkbank dosyası kapanmış değil. Ellerinde bir koz olarak kullanıyorlar. Kara para aklamada Türkiye'de, Türkiye'nin maalesef dünya borsalarında adı geçmesi gerçekten Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin hiç kabul edebileceği bir yaklaşım değil. Hepimiz isteriz ki her şey değerince olsun, yolunda olsun, kanuni olsun, yasal olmayan hiçbir şeye bulaşmasın devletimiz ve hükümetimiz. Ama bugün hükümet ve devlet birbirine karışmıştır. Çünkü hükümet ve devlete ayıran en büyük unsur tabii Cumhurbaşkanı'nın herkesi kapsamasıydı. Ama şimdi Cumhurbaşkanı'nın bir siyasi partinin genel başkanı olması da devlet ve siyaset olayını birbirine katmıştır. Onun için ben çok tehlikeli buluyorum. Ülkemizi zora sokacak şeyler olacağı kanaatindeyim. Tabii bununla bağlantılı olarak dış politikada Afganistan havaalanının bugün Sayın Hulusi Akar'ın açıklaması var ama bize hiç doğru açıklamalarda bulunmadılar hükümet kanadı. Hiç ama kamuoyuna hiç doğru açıklamada bulunmadı bugüne kadar. Ne dedilerse tersi çıkmıştır. Şimdi orada bulunan 500 tane askerimizin, güvenlik güçlerimizin burada havaalanının güvenliğini sağlayacağı, Afganistan'daki Babil Havaalanı'nın güvenliğini sağlayacağı kanaati bende tam. Hiçbir endişem yok. Belki de oraya belki 500 tane, 1000 tane daha asker takviyesi yapılarak oradaki Mehmetçiğin, o Afganistan'daki o insanlara cansiperane hedef olması bizi üzecek. Şimdi dik durmak derken işte dik durma meselesi bu. Rahip Bronson'u verirsem işte şöyle olayım böyle olayım derken baktık ki bir hafta 10 gün sonra özel uçakla Rahip Bronson Amerika'ya gitmiş. Yani Sayın Cumhurbaşkanı dik durayım derken sanırım Türkiye Cumhuriyeti de maalesef bu konuda zaafa uğruyor. Bizim endişemiz bu, bizim sıkıntımız bu. Diğer yandan tabii askerlik, paralı askerlik olursa benim önüme gelirse reddederim diyen bir cumhurbaşkanı. Diğer yandan 20 gün sonra paralı askerlik konusu gelirse bakarız diye yine aynı cumhurbaşkanı. Ondan sonra paralı askerliğin tekrar gündeme gelmesi. Sayın Cumhurbaşkanı'nın sözlerine ne kadar
doğru olduğu, ne kadar nitelikli olduğu, ne kadar tartışılır olduğu da bu beyanlardan ortaya çıkmıştır. Ama keşke siyasi kanatı olmasaydı, keşke partisiyle tüm bağlarını koparmış olsaydı. Bakın bunun canlı örneği, Türkiye çok rahat etmişti, rahmetli Süleyman Demirel'di. O zaman başbakan, genel başkan olan ve başbakanlık, başbakan yardımcısı yapan Tansu Çiller hanımefendiyle araları çok açılmıştı. Ülke yönetiminden dolayı şahsi bir şeyleri yoktu ama ülke yönetiminden dolayı da araları açılmıştı. Sanki Cumhurbaşkanı eğer bağımsız olabilseydi, yani partisinin genel başkanlığını da sürdürmeseydi, bence Türkiye'nin bu konuları çok daha rahat halledip Türkiye menfaatine olacağı kanaatindeyim. Şimdi detaylı olarak baktığımızda 2002 yılında iktidara gelen bir AKP var. Ve o zamanki AKP'nin vermiş olduğu vaatler, seçim beyannamesinde yazmış olduklarıyla şimdiki iktidara AKP'ye baktığımızda aslında arada uçurumlar olduğunu görüyoruz. 2002 yılında iktidara gelen Sayın Erdoğan, o zamanlar benim vatandaşım çöpten rızık topluyorsa, milletim açım açım diye dolaşıyorsa bundan mevcut hükümet sorumludur diyen bir Cumhurbaşkanı Erdoğan var. Ve şu an baktığımızda ülkenin durumu zaten ne yazık ki o durumda. Millet çöpten artık ekmek topluyor, yemek topluyor ve açım diye bağırıyor. Sen vatandaşına patates dağıtıyorsun ama ne yazık ki bizim vatandaşımızda bazı kesim hala reisimiz bize patates dağıttı diyebiliyor. Reisimiz bizi patatese muhtaç etti değil de reisimiz bize patates dağıtıyor. Şimdi vatandaş bu haldeyken dün Sayın Emine Erdoğan'dan da bir açıklama geldi. Dedi ki portföylerimizi küçültelim. Bazı açıklamalar geldi Emine Erdoğan'dan. Ne dedi? Porsiyonlarımızı küçültelim dedi. Çok pardon, yurttaşa porsiyonları küçültelim dedi. Şimdi baktığımız zaman Emine Erdoğan bu açıklamayı yaptı. Evet ama ne yazık ki aynı zamanda da oldukça sıkı bir tasarruf paketi işleme koyuldu. Ama bu tasarruf paketinden de Cumhurbaşkanlığı ve Meclis Bakanlığı, özellikle altını çiziyorum, bu ikisi tasarruf paketinden dışarıda bırakıldı. Şimdi tüm bunlara bakarsak genel olarak, gerçekten itibardan tasarruf olmaz mı? Ben bunu sormak istiyorum size. Ve iktidarın tasarruf hamlesi, hamlenin stratejisi ne kadar doğru? Yani vatandaş devlete bu kadar mı yük oluyor? Emine Erdoğan'ın çıkıp bu açıklamayı yapması ne kadar doğru? Ne kadar mantıklı? Çantalarıyla gündeme gelmişti biliyoruz ki. Eurolarla, dolarlarla alınan çantalar. Evindeki mutfağıyla gündeme gelen bir Emine Erdoğan'dan bahsediyoruz Ramazan ayında. Şimdi tüm bunlara baktığınızda eski AKP ve yeni AKP, eski Türkiye ve yeni Türkiye, tüm bunu bunları nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi 2002'de ben daha sonra il başkanıydım. Bir basın toplantımda şunu söyledim. Ya dedim, inşallah AK Parti dedim. Yani AK Parti dedim, başarılı olur. Çünkü biz iş adamları, geçmiş hükümetler, bakanlar kurulunu toplayamıyorlardı. İşte belli kararlar alamıyorlardı. Tek başına bir hükümet geldi, iktidar geldi. Biz iş adamlarını sevindirecek şeyler bekledik. Yani doğru kararlar alınması yönünde filan. Tabii 4-5 yıl bizim tecrübeli bürokratlarımız, siyaset adamları, işte Cemil Çiçek gibi, Abdülkadir Aksu gibi birçok isimler tabii Anavatan Partisi'ni bırakıp AK Parti'ye gitmişlerdi. Onların tabii deneyim ve devlet tecrübeleri buralara kadar getirdi işi. Sonra siz de hatırlayacaksınız, Sayın Erdoğan ilk başbakanı değil AK Parti'nin ve Abdullah Gül'den sonra bir takım şeylerde Sayın Deniz Baykal'ın öngörüsüyle, oylamasıyla genel başkan oldu, başbakan oldu vesaire. Ama o günden bugüne o kadar çok şey değişti ki, şimdi Sayın Babacan bize şöyle diyor, işte basın toplantısında falan, benim zamanımda şöyleydi, benim zamanımda böyleydi. Sizin zamanınızda Sayın Babacan satmadığınız yer bırakmadınız. Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin limanlarından, petrol istasyonlarından, rafinerilerinden, otobanlarından, aklınıza ne geliyorsa işte Galata Port'tan, Telekom'dan, yani yüzlerce tabii liste var, bunu saymak istemiyorum. Bunları satarak, özelleştirme adı altında satarak tabii bir bütçe elde ettiler. O günkü para rahatlığı oydu. Yani Türkiye üretti mi, ihracatını mı arttırdı, ne yaptı da bizim Merkez Bankamızla para birikti? Özelleştirme yaparak birikti. Onun haricinde hiçbir şey yapmadı Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Biz diyoruz ki şimdi, yani siz de yani o dönemde bir vebal altında. Çünkü
o günün malını yani şahilerle satıldı. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı vardı. Kaldırdılar şimdi onu. Oralarda satıldı bunlar ve takip ettik. Bakın yine Uzan ailesinin ben iyidir kötüdür asla demiyorum. Fakat onlar yurt dışına kaçınca bir anlamda haksız durumuna düşüp onların işte santrallerini, keseme operatörlerini, televizyonlarını, basın yayın araçlarını vesaire bunlara el kondu. Yani bunun gibi tabii farklı firmalar da var. Şimdi 2002'den bugüne kadar derken işte ikiye bölmek lazım. 5 yıllık şeylerinde, görev sürelerinde bunlar yaşandı. Ondan sonra da keskin bir şey uygulandı. Yani blok siyaset uygulandı. Dediler ki ben bu misyonu taşıyanları ben kendim nasıl bloke edebilirim? Bunları nasıl ben bir arada tutabilirim? Ve diğerleri diye gördüler. Yani oy vermeyen herkesi diğerleri diye gördüler. Fakat benim en çok üzüldüğüm şu Nergis Hanım, devletim adına devlet otoritesini yitiriyor her geçen gün biliyor musunuz? Evet. Benim en büyük kaygım bu, en büyük endişem bu. İşte o zaman Bekir Beşi şey vardı, Bekir Bozdağ Adalet Bakanı. Ona soruyorlar, diyorlar ki Sayın Bakanım işte sizin de yaptırdığınız ankette Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan vatandaşların %82'si Türk adaletine güvenmiyor. Ne diyorsunuz diyorlar. Evet öyle diyor, biz de yaptırdık diyor, doğru diyor. Sonra rahmetli de anladım, Burhan Kuzu'ya soruyorlar bir televizyon programında. Ya diyorlar işte böyle bir şey çıktı, siz ne diyorsunuz? Ya diyor yanlış o diyor. %100'ü güvenmiyor diyor. Bakın bu adam anayasa profesörü ve AK Partili. Şimdi bugünkü geldiğimiz Türkiye'de de o kadar hakimler, yargıçlar genç ki, yani 24 yaşında, 25 yaşında asli ceza hakimleri görevlendirdiler. Yani liyakat hiç olmazsa buralarda sağlansaydı. Hadi dedik ki yani üniversitelerde, şurada, burada, kurum, kuruluşlarda tamam. Yani tamam demiyoruz ama yani telafi edilebilir bir şey. Ama maalesef adliye cenahında böyle mahkeme başkanlarının, asli cezanın, ağır cezalar mahkeme başkanlarının, tecrübesiz ve genç arkadaşların bulunması, ben asla kararları şu yönde bu yönde demiyorum, böyle bir şeyim yok ama bunlar tabii bir tecrübe edinip buralara gelseydi, adliyenin tozunu ve dosyaları karıştırıp buralara gelseydi çok daha iyi olurdu. En azından görevde bir avukatlık görevinde 15 yıl görev yapma zorunluluğu getirilebilirdi. Fakat genç arkadaşların bu ceza mahkemelerinin başında olması da bizi ayrıyeten üzüyor. Şimdi nereye giderseniz gidin işte filan yerde adamınız varsa şöyle olur demeye geldi iş. Yüksek mahkeme de gelince. Evet yani böyle oluyor. Ya şimdi şöyle bir şey sorayım size. Hangi devletin başkanı bir yüksek mahkemenin karar verdiği kararı benim için yok hükmünde diyebilir Nergis Hanım? Bunu söyler misiniz bana? Evet. Yani dünyanın neresinde olabilir? Ama şimdi Sayın Cumhurbaşkanımız çıkıyor. İşte Anayasa Mahkemesi'nin verdiği karar benim için yok hükmünde diyor. Yok hükmündedir. Tamam mı? Yok hükmündedir diyor. Ama yarın sizin için de bir kararlar verilecek burada. Belki bizim için de, başkası için de. Buralar bizim kutsal değerlerimizdir. Özellikle cumhuriyetle yönetilen devletlerin mahkemeler olmazsa olmazı. Buralarda asla torpil vesaire olmalı. Bakın Trump dönemini hatırlayacaksınız. Trump göreve ilk geldiğinde o bir eyaletin savcısı Barara'yı telefonla arıyor. Telefona bakmıyor. Ben diyor kim olursa olsun telefonla görüşmem. Önemli bir işiniz varsa telesekreterime not bırakırsınız. Bu konu hakkında ben size cevaben dönerim diyor. Bu mahkemeyi, bu duruşu sağladığınız zaman Ahmet gelse de Mehmet gelse de hiçbir ülkeye bir şey olmaz. Ama bizim kaygımız şu, işte bir zaman birileri bir yerlere hakim olmuşlar. Ve bunlar da gelmiş bir yerlere hakim olmuşlar. Onun için bizim bu şekilde düzelme şeklimiz yok. Bizim grubumuzdaki arkadaşlar hep bu niyetlerle, bu arzularla bir araya gelip biz diyoruz ki Türkiye için ne yapabiliriz? Asla bir pazarlık konusu olmadan biz kimlerle hareket edebiliriz? Yani işte bizden kaç milletvekili yaparsın, ondan kaç milletvekili yaparsın? Böyle bir şey de yok. Sayın Hocam da bunu iletmiş bize Hüsnü Bey'le. Hiç pazarlık olmadan yani biz bu partileri bir araya getirip yeniden ne yapabiliriz? Bir çatı altında nasıl buluşabiliriz? Bunun için bize güvendiğini, bu çalışmalara katkı vereceğini Hüsnü Bey'le bize iletti.
Onun için ben buradan kendilerine teşekkür ediyorum. Dinliyorlarsa Profesör Doktor Abdurrahim Karslı hocam. Biz kendilerine şükran borçluyuz, minnet borçluyuz. Bu çalışmalarımızda tabii sürekli kendisine bilgi vereceğiz. Yani burada ülke ve millet menfaati varsa bizim asla başka bir hesabımız ve pazarlığımız olamaz. Onun için bu platformu kurduk. Şimdi biz bir parti kursaydık, o diyeceklerdi ki ya o parti zaten şuradan geçme, evet, buradan geçme veya diyecekti ki işte filan partideyim. Bizim bir platform olsa da parti olsaydı bakınız oraya şeyi getiremezdik. Yani Murat Karayalçın Bey'i getiremezdik. Evet. Çünkü kendisi CHP'li. Belki Ahmet Özal Bey gelmeyecekti. Belki diğer arkadaşlar gelmeyeceklerdi. Ama platform olunca herkesin partisine ve görüşüne saygı duyuyoruz. Ve bu konuda da Türkiye'ye daha iyi hizmet edeceği kanaatindeyiz. Onun için sizin de duyarlılığınıza teşekkür ederim Nergis Hanım. Biz hemen teşekkür ederiz. Evet. Şimdi şeye de değinmek istiyorum. Biraz da ekonomiye değinelim istiyorum. Şimdi aslında Türkiye'ye baktığımızda bir ülkede eğer hukuk yoksa, adalet yoksa, yargı yoksa ne yazık ki o ülkede hiçbir şey yoktur. Kurum ve kuruluşlarımızı tamamen yok etmiş durumdalar. Bunu da söylüyoruz. Sizin de dediğiniz gibi aslında artık her yerde torpil var. Eğer ki iktidar camiasındansan ve onların çevresinden birilerini tanıyorsan ne yazık ki her kapıda sana içeriye açılan altın anahtar sunulan bir Türkiye'deyiz. Ama eğer o tarafta değilsen kapı suratına kapanıyor. Şimdi ben ekonomiye de değinmek istiyorum. Ekonomiye de baktığımızda aslında zaten doların ne kadar yükseldiğini gördük. Ekonomik olarak sıkıntılarımızın da farkındayız ama şimdi özellikle Sayın Süleyman Soylu Temmuz'dan itibaren ekonomi şahlanacak diyor. Temmuz ayından beri aslında sürekli ağızlarında bu cümle var ama Temmuz ayından beri bu daha da artık artıyor yani. Yani diyeli 25 gün oldu. Temmuz'dan itibaren diyeli 25 gün olmuş. 1 Temmuz itibariyle bu ayki 1 Temmuz bu seneki zam yağmuru başlayalı da birkaç saat oldu Türkiye'de. Bildiğimiz üzere doğalgaza zam, elektriğe zam, LPG'ye zam. Az önce bahsettiğim gibi Emine Erdoğan'ın yaptığı açıklamada zaten o açıklamasını gerçekleştirdiği sırada tasarruf paketinin gündeme girdiği sırada zamlar da peşi peşine geldi. Her zaman biz diyoruz ya bu iktidar eğer ki iyi bir şey sunuyormuş gibi gözükürse onun arkasında mutlaka yatan başka bir kötü pencere vardır. Kötü bir olay yatıyordur. Şimdi tüm bunlara baktığımızda genel ekonomiyi değerlendirdiğimizde bunlarla ilgili ne söylüyorsunuz? Türkiye'nin ekonomisi ne durumda? Gidişat daha fazla nasıl gidecek? Nasıl bir Türkiye bizi bekliyor ekonomi alanında? Şimdi Nergis Hanım şöyle söyleyeyim izleyicilerimize. Türkiye düze çıkabilmesi için kendi ihtiyaçlarını üretmeli ve mümkün olduğu kadar müflis olan, işte çok affedersiniz böyle alkol içkileri, viski gibi vesaire gibi yani köpek maması gibi. Yani köpek mamasını tabii ki hayvan mamasını Türkiye'de de üretiyorlar ama bu türlü ithalatlardan vazgeçmemiz lazım. Şimdi diğer Süleyman Soylu meselesine bakarsak Berat Albayrak'tan daha mı iyi bilecek? Bakın Berat Albayrak bir yıl dedi ki işte Nisan Mart'tan iyi olacak, Mayıs Nisan'dan iyi olacak, Haziran işte. Ama ne oldu? Geldiğimiz nokta çok kötü. Hala baş danışmanlığına devam ettiren Yiğit Bulut demişti ki eğer dolar 3,5 bulursa gelin yüzüme tükürün demişti. Yani bunlar geçen seneki şeyleri, beyanları. Çok uzağa gitmeyelim. Şimdi doğalgaza 3 senede 122 gelmiş. 122 lira zam, %122 zam gelmiş. %122 düşünebiliyor musunuz? Şimdi orta halinin kullandığı, dar gelirlerinin kullandığı LPG, LPG. Yani adam her türlü riski almış, LPG'yi taktırmış 3 lira 5 lira aşağı almak için. Geçen sene 2000 küsür lira olan LPG bugün 4,5 lira. Yarın da 5 lira olacak. Bugün pompaya yansıtacaklar. Yarın 5 lira olacak. Şimdi bunlar hep denetim boşluğu. Yani Ankara'ya gidiyorsunuz farklı fiyat, İstanbul'a gidiyorsunuz farklı fiyat. Yani hiç başı boşluk olmuş. Yani Sayın Süleyman Soylu'nun sanıyorum son çırpınışları. Bence artık o kendine yavaş yavaş başka bir yönetim kuruluna girmeye Zehra Zümrüt Hanım gibi ona hazırlıyor. Çünkü yani bu kadar şaibe altında, bu kadar ne bileyim hani ihbar anlamında bir İçişleri Bakanı'nın hala orada oturması, yani ben öncelikle çocuğumun yüzüne bakamam, akrabalarımın yüzüne bakamam, eşimin, dostumun, mahalledeki komşumun, kasabın, bakkalın yüzüne bakamam. Bu ithamlar bana söylense, yapılsa.
Ama bu arkadaşlar nedense bilemiyorum. Şimdi ekonomide şöyle şeyler var. Yani hükümetin yapması gereken şeyler var. Bakın düşünün ki bir ekonomi bakanı kadın gelir gelmez işte kendi fabrikasından dezenfektasyon malzemesini Ticaret Bakanı yani ticaret ve sanayiden sorumlu uğraşması gereken işler dururken Ruhsar Pekcan Hanım nasıl olur da ben kendi şirketim buraya para kazanır diye önce danışmanın üzerine bir şirket kuruyor ondan satıyorlar sonra bakıyor danışmanı da para kazanıyor onu devreden çıkarıyor kendi direkt satmaya çalışıyor ama sayın bakanların asıl bizlere yönelik soruları sizler için ne yapabiliriz ne edebiliriz. Yani bunu maalesef sormuyorlar. İşte bakanlar geldiği zaman koltuğa oturuyorlar. İşte programları vesaireleri falan. Fakat asli çözümler hep ötelendi. Sorunlar yerine, sorunlar çözüme bırakmadı yerini. Yani sorunlar ötelendi, çözümler de ötelendi. Oysa bakın bir İç Anadolu'dan diyelim Konya'dan Mersin Limanı'na bir ihracat yapacaksınız. Antre depolardan. Bir konteyner göndereceksiniz. Bunun navlun bedeli yani gümrüklemesi, işte bakımı, tartılması vesairesi, nakliyesi Mersin Limanı'na 300 dolara gidiyor bir konteyner. Oysa şeyden Mersin Limanı'ndan Dubai'ye oraya da 300 dolara gidiyor. Yani devlet bunları göz önünde bulunmalı ve özellikle organize bölge müdürlükleriyle yani o grupta fabrikaların olduğu yerden tren hattına veya antre depolara mutlaka bir tren hattıyla, isale hattıyla buralar bağlanıp sanayicinin masrafını ve giderini düşünmesi lazım. Şimdi bir kriz yaşadık, hiçbir şey olmamış gibi yeniden devam ediyoruz. Sanayicinin ödediği elektrik parası, doğalgaz parası, girdilerin %70'ine müteakip sağlanıyor. Yani onun için gelin bunlara el ayak olalım. Yani gelin bunlara çözüm arayalım. Niye tekstilde biz acaba yabancı yerlere gittik? Hatta devlet bile olmayan yerlere fabrikaları taşıdık. Bunları gelin konuşalım. Yani Saygın Tekstil gibi, Başak Tekstil gibi, Mertaş Tekstil gibi bunların her biri 3000 tane, 4000 tane insan çalıştırıyordu Nergis Hanım. Yani ben olsam veya o ilde ben AK Parti şeyi olsam yani mevcut hükümetin milletvekili olsam ben bir bir irdeler sorunlarını çözmeye çalışırım. Bunları bakanın yanına alır. Hatta başbakana götürürüm. Bu çünkü memleket meselesi. Yani eğer o fabrika kapandığı zaman işte 1500 kişi ailesiyle de çarparsanız 4500 kişi yani işsiz kalmış olacak. Yani ekmek arayacak pozisyona düşmüş olacak. Bunların hiç düşünülmedi. Bunların yapılması gereken şeylerdi. Onun için biz diyoruz ki gelecek bir siyasi parti bunları öngörmeli, bunları araştırmalı. Tarımda ne yapabiliriz, hayvancılıkta ne yapabiliriz, ihracatçı ve sanayicinin istemlerine makul düzelde ne yapabiliriz? Benim 10 tane uçağım olmasın da başbakanlıkta veya cumhurbaşkanlığında bir tane olsun, ihtiyacımı da görsün. Elbette en iyisine layık sayın cumhurbaşkanımız. Ama şimdi bir yerde sanayici fabrikasını kapatırken doğalgazını ödeyemiyorsa, elektriğini ödeyemiyorsa, birilerinde sefa içinde yaşaması gerçekten sorgulanır. Şimdi az önceki sorunuza yanıt vermek isterim. Hani itibardan tasarruf diye. Evet. Bakın Avrupa'nın ikinci ekonomisi Vatikan'dır biliyor musunuz? Vatikan'ın papası buraya geldiğinde, Sayın Cumhurbaşkanı'nın huzuruna geldiğinde Clio küçücük bir arabayla geldi. Neden? Çünkü kendi milletinin memleketin arabasıydı. Küçücük gelmişti, küçük bir arabayla, zor bindiği bir arabayla Sayın Cumhurbaşkanı huzuruna gelmişti. Yani şimdi Vatikan şey mi kaybetti, itibar mı kaybetti? İtibar böyle olmaz, dik durmak da böyle olmaz. 10 sene önce, 15 sene önce kendi kendine yetebilen gıdada ve süt ürünlerinde ve et ürünlerinde kendine yeten bir ülkeyken, 7. ülkeyken dünyada, şimdi nerelere geldik? Buğdayımızı bile ithal ediyoruz, samanımızı bile ithal ediyoruz. Onun için artık iş çığırından çıktı, yapılmaması gereken bir şeyler ama ilerleyen vakitte hani ne yapabiliriz de konuşursak bizim de kendimize göre araştırmalarımız var. O konuda sorularınızı yanıtlamak isterim.
Şimdi ekonomiye girmişken aslında ekonomide bizleri en çok etkileyen toplumu, vatandaşı, esnafı en çok etkileyen konulardan birisi de Covid-19 oldu bildiğimiz üzere. Birçok esnafımız kapısına kilit vurdu. Birçok esnafımız iş yerini kapatmak zorunda kaldı. Herkes çok zorlu günlerden geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise salgının pik yaptığı ilk başlarda hedefimiz 5000 vaka demişti. Bu açıklamalarını unutmuyoruz Sayın Erdoğan'ın ama daha sonrasında kısmi bir tam kapanma ve kısıtlamalarla beraber turkuaz tablo yani 5000 vaka seyrinde devam ediyor. Şimdi aşılanma süreciyle özellikle Haziran ayında baktığımızda Haziran ayı oldukça tempolu oldu. Temmuz ayıyla beraber normalleşme sürecinde oldukça hızlandık. Artık yasaklar kalktı, saat kısıtlamaları kalktı. Korona bitmiş, Covid-19 bitmiş gibi hayatımıza devam ediyoruz. Aşı çalışmaları ve normalleşmeyi bir bütün olarak değerlendirecek olursanız, Covid-19'da gelinen son durum nedir? Şimdi az önce ithalata da değindiniz. Yani kendimiz bir şeylerimizi üretelim de yurt almayalım başka ülkelerden dedik ama biz aşıyı bile şu anda yabancı ülkelerden alıyoruz aslında. Şimdi Sinovac, BioNTech aşıları yapılıyor bizlere ve aslında birçoğunun hakkında da çok çarpıcı iddialar da duyuyoruz. BioNTech yaptırmayın diyen bir kesim, Sinovac yaptırmayın diyen bir kesim, aşılar size zarar veriliyor, sizi öldürmeye çalışıyorlar diyen bir kesim. Şimdi biz ne zaman kendi aşımızı piyasaya sürmüş olacağız Türkiye olarak? Yerli aşı çalışmalarıyla alakalı sürekli gündeme geliyorlar. Bunlarla ilgili sürekli gündemdeler. Bu bizim acaba 2021 bitmeden yerli aşımız çıkar mı? Şimdi çok güzel bir yere temas ettiniz. Biz ne zaman alırız, ne zaman satarızın cevabını şöyle vereyim size. 1919'da, 20'de, 23'te çünkü Türkiye hep savaşlarla mücadele ettiği için Osmanlı'dan, Çanakkale'den işte milli mücadele vesaire. O zaman tabii salgınlar da çokmuş hem dünyada hem Türkiye'de. Ve rahmetle andığımız Ulu Önder Atatürk ve silah arkadaşlarının daha öncesi de var tabii Osmanlı'ya dayanıyor. Ya demişler bu önce biz bir salgından kurtulalım ki nasıl cepheye gideceğiz veya nasıl ülkeyi ayağa kaldıracağız onun hesabını yapalım derken işte tabii Refik Saydam adıyla anılan son dönem İstanbul'da bulunan muazzam bir o günün teknolojisiyle bir aşı merkezi yapılmış. Bu aşı merkezi de zamanla tabii modernize edilmiş. Ta ki Sağlık Bakanlığı AK Parti'ye geçince ilk geldikleri iş buraları kapatmak oldu Nergis Hanım. Çok üzücü bir şey değil mi? Şimdi bir zamanlar 1920 yıllarında Çin'e biz istekleri üzere Çin'e biz aşı yollarken şimdi acaba Çin bize aşı mı verecek? Amerika'ya işte adam devreye sokalım bize ne kadar aşı verecek? BioNTech'ten bahsediyorum. Şimdi değil mi bu duruma geldik? Şimdi Türkiye Cumhuriyeti Devleti geçmişleri olan yüzlerce yıldır, bin yılın üzerinde bir örf, anene, gelenek, göreneklere sahip bir ülke yönetimi var. Yani bugün de bugünkü sistemde yani parlamenter sistemde bir anlamda Osmanlı'nın yürüttüğü sistemin bir benzeriydi. O da rahmetli Atatürk yani benzeri şekilde uyarlamış Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni. Şimdi buralardan tabii bunlara bakarak gelirken maalesef bizim o zaman grubumuzda bulunan Doktor Züheyr Amber Bey bu aşı merkezlerine kapatılması çok tehlikeli olur diye zamanın Sağlık Bakanlığı'na gidip defalarca görüşme yapmış. Hatta mecliste de parlamentoda da bununla gündeme getirmiş Züheyr Amber Bey. O zaman Sağlık Bakanı'nın söylediği şey şu, ya Türkiye Cumhuriyeti Devleti büyük devlettir, istediği zaman istediği yerden aşıyı bulur. Yani şimdi bu devlet anlayışıyla bu arkadaşlar Türkiye'yi getirdiği nokta belli. Ama çok şükür ki şöyle bir bizim artımız var. Türkiye Cumhuriyeti Devleti son derece fedakar, cefakar bir sağlık ordusuna mensup Nergis Hanım. Yani bakın etrafınızda da vardır doktorlar, hemşire yakınlarımız filan. Hiçbir görevi zorsunmadan gece gündüz 7-24 hatta evlerine gelmeyerek o işin kutsallığını içine sindirmiş ve böyle bir şeyimiz var, sağlık örgütümüz var. Şimdi bugüne kadar tabii aşı sıkıntısı olduğu için aşıda biz yol kat edememiştik ama şimdi çok şükür, Allah'a binlerce şükür aşı olduğu zaman bu sağlık örgütümüz dışarıda sahra yerleri kurarak, çadırlar kurarak, mobil hizmetler vererek
Hatta eğer 50 kişinin üzerinde işte bazı marketler, fabrikalar vesaire, bunlar da telefon açtığı zaman yerinde gelip aşılama yapan bir sağlık örgütümüz var. Hepsine ayrı ayrı minnettarız. Hepsine ayrı ayrı kutluyoruz. Allah onlardan razı olsun. Tabii bugün de belli olur gerçekten. Bakın bir anımızı anlatalım size. Erciyes Üniversitesi'nde o gün bizlerin de bir işi vardı, bulunuyorduk. Bir patlama meydana geldi. 14 tane askerimiz şehit olmuştu o patlama esnasında. Ne kadar doktor, hemşire varsa hastaneye yığılmıştı. Biz ne yapabiliriz, ne edebiliriz, yapacağımız bir şey var mı diye. Yani Türk milleti gerçekten fedakar, özverili ama siz de bugünün hükümetinin karşısına da bir şeyler koymalısınız. Yani hala siz de az önce programa girerken bahsetmiştiniz. Hala Sayın Recep Tayyip Erdoğan iyi diyenler var, isteyenler var diye. Siz karşısına ne koyuyorsunuz bir de buna bakmak lazım. Geçmişe dair aynı şeyi çalarak, plağı çalarak bir yere varmanız mümkün değil. Çünkü dünyada konjonktür değiştiği gibi Türkiye'de de 7 ayda 8 ayda siyaset konjonktürü değişiyor. 90'lı yılların kafasıyla, 80'li yılların kafasıyla bugünün siyasetini kurmak çok çok zor. Bugüne uyarlamak çok çok zor. Önce siz bir fikrinizi değiştireceksiniz. Yeni nesil ne istiyor? İşte laptop mu istiyor? İşte telefonu nasıl uyarlayacak? Bulduğu işte hafıza kartları kaç gigabaytlık olacak? Gençliğe nasıl bir öneriniz olacak da lise çağında kendisini garantiye alıp üniversite ve işine istihdam yollarını bulacak? Bunları sağlamadığınız sürece birilerinin grup toplantısının arkasında laf yetiştirmeyle geçer hayatınız ve ileride de netice almanız çok çok zor. Fakat yerli aşı konusuna da mevzuyu dağıtmadan değineyim. Yerli aşı tabii birçok ülkenin gerisinde kaldık yerli aşı konusunda ama Erciyes Üniversitesi'nde yapılan çalışmalar Sağlık Bakanlığı'nın nezdinde 3 üniversiteyle birleştirilerek 3. faz denemelerini yapılıyorlar. Tabii sizin ne yaptığınız çok önemli değil. Önemli olan Dünya Sağlık Örgütü'nün size lisans vermesi, tamam bu aşıyı kullanabilirsiniz demesi çok önemli. Ama ne yazık ki işte Recep Akdağ döneminde bu tür faaliyetlerin sona ermesi, bugünkü bu aşı çalışmalarının da ne kadar zorlandığımızı, ne kadar geriye gittiğimizi, dünyanın ne kadar geride kaldığımızın bir ibaresi ve örneğidir. Tabii daha önce bakan yardımcısı Emine Akmaş hanımefendi vardı, kendisi enfeksiyoncu. Çok iyi de bir enfeksiyoncu. Bu yönde çalışmaları tam hızla götürüyorlardı. Yoksa Türkiye bakın çok daha vahim sonuçlara gebe kalacaktı ama bugün Allah'a çok şükür herkes aşılı. Hatta bugünkü bir şeyle, dünkü bir kararnameyle de Sağlık Bakanı'nın açıklamasıyla da sağlık çalışanlarının 3. doz aşıyı vurulmasına hak sağladılar. Onun için şunu demek istiyorum. Yani Türkiye Cumhuriyeti iyi bir sağlık örgütüne mensup, sağlık çalışanına mensup. Orada hemfikir olalım, hiçbir sıkıntımız yok. Ama aşı yoksa hemşire ne yapacak, hasta bakıcı ne yapacak, doktor ne yapacak? Bugünkü sıkıntımız aşının olmamasıydı. Fakat artık aşıda problem olmadığına göre bir an önce aşılanacak. Fakat işletmeler hala zor durumda. Bunları hemen toparlamanız mümkün değil. Çünkü özellikle bakın AK Partili belediye başkanlıklarının olduğu yerler kendi dükkanlarında ısrarla kira almaya devam ettiler biliyor musunuz? Israrla. Ama Ankara'da, İstanbul'da özellikle Ankara 8 ay, 1 sene bu kiraları öteledi. Biz isterdik ki AK Partili belediyelerin de bu kiraları vatandaştan ötelesin veya deseydi ki keşke doğalgazınızı, elektriğinizi veya elektriğinizi, suyunuzu biz 8 ay öteliyoruz diyebilseydi. Devlet maalesef bunların yanında olmadı. Şimdi işte esnaf kefaret veya bankalar aracılığıyla kira yardım yapıyorlar. Kira yardımı veya nakdi yardımı yapıyorlar. Bunu da yapması için şartları var. Diyor ki işte senin senedin yazılmamış olacak, işte protesto olmamış olacaksın, çekin boş düşmemiş olacak, karşılığı olmuş olacaktı, yazılmamış. Yani velhasıl kırmızı listede olmayacaksın diye de bir öngörüleri var. Biz dedik ki yani Allah nasip eder de bizim de fikrimizi alırlarsa, biz de bu hükümetin bir kanadında olursak, sicil affı gelmeden esnafı rahatlamamız mümkün değil. Birçok esnaf bu yardımlardan kullanamadı. Çünkü kırmızı listede birçoğu, yani %70'i 80'i kırmızı listede. Onun için bunlardan yararlanamadılar.
Yani toplu ve kesin çözüm lazım bu işlere. Yani parça 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 biliyorsunuz geçen gün Sayın Hükümet AK Parti sözcüsü herkese 5.000 lira biz nakdi yardım yaptık dedi. Evet, yanıltıcı bir bilgi verdi. Siz aldınız mı bilmiyorum, ben almadım. Eşim dostum da almadı, böyle bir para almadı. Yani herkes her şeyin farkında. Böyle bir para yok, böyle bir para medyada var. Topluma medyadan yansıtılan bir para var ama gerçekte bir para yok. Efendim yani keşke verebilsek, dağıtabilsek, bütçemizde para olsa ama işte entrikalarla, göz boyamalarla bu iş olmaz. Çünkü rakamlarla oynadığınız zaman sonumuz Arjantin gibi olur, sonumuz Yunanistan gibi olur. Çok tehlikeli. Yani siz gidiyorsunuz markete işte bakıyorsunuz peynirinden, zeytininden, işte akaryakıtınızdan, elektriğinizden, doğalgazınızdan hesap ediyorsunuz. Ya diyorsunuz yıllık minimum 40 enflasyon var diyorsunuz ama hükümet ne yapıyor? 16, 14, 15. İşte bu bilgileri çarpıtmak. Bu işte Arjantin'e yönelmek demek, bu Yunanistan'a yönelmek demek. İstikametimiz buralara gidiyor. Onun için devletler ve hükümetler şeffaf olmalı. Enflasyon kaçsa kaç bunu doğru söylemeniz lazım ki dışarıdaki bu kurum ve kuruluşlar sizi doğru algılasın ve yatırımcı gelsin Türkiye'ye. Evet, bir şey daha sormak istiyorum sizlere. Bugün gündemimizde bir şey daha düştü haberlerimize. Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu bir video paylaştı. Ve bu videoda da topluma seslendi. İmamoğlu İstanbul Vakfı aracılığıyla 132 bin aileye yardım gönderecekti. Kurban Bayramı'nda böyle bir niyeti vardı kendisinin ama ne yazık ki Ekrem İmamoğlu'na da tabii cevap gecikmedi. İçişleri Bakanlığı ve Süleyman Soylu buna engel oldu. Direktmen engel oldular ve ihtiyaç sahibi ailelerin, ihtiyaç sahibi insanların üzerinden bir siyaset döndürmeye, bir siyaset yürütmeye devam ediyor bu iktidar ne yazık ki. Şimdi baktığımızda bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Neden engel oluyorlar Ekrem İmamoğlu'nun çalışmalarına, Ekrem İmamoğlu'nun yapacağı yardımlara? Neden sürekli bir engel var? Şimdi bizim örf ve annelerimize göre veren el alan eli görmez, görmemesi lazım. Çünkü asıl amaç burada karşınızdaki kişiyi incitmemek. Şimdi AK Parti'nin yaptığı işler siz de çok iyi biliyorsunuz. Aç evleri açarak milleti oraya sıraya dizip kendilerine alışveriş kartı yaparak vererek yanında alışveriş yapacağı mağazalarla deşifre diyor insanları ve fişliyorlar. Şimdi sizin çocuğunuz olsa, eşiniz olsa veya ablanız, kardeşiniz olsa eğer siz birkaç kez böyle aç evine gidip gelmişseniz ve o yemeği de hep beraber yemişseniz artık sizde utanma duygusu veya yani işte ben bunu yapmayayım, şöyle yapmayayım filandan ziyade bir yere muti olursunuz, yani bağımlı olursunuz. Bunu AK Parti bilerek ve isteyerek yaptı. Bu İslamiyet'e ve bizim örf ve annelerimize hiç yakışacak bir şey değil. Biliyorsunuz Mansur Bey de bunlarla karşı karşıya kalınca yani ona da şunu dediler. Ya bizim vefa kuruluşu var, siz böyle yardımları oraya aktarın. Biz aktaralım. İşte kim olduğu da belli değil. Vefa gönüllüleri veya vefa kuruluşunun. Yani Ekrem Bey'e de onu yaptılar. Mansur Bey'e de aynı şeyi yaptılar. Sonra Mansur Bey dedi ki ya bize para vermeyin. Gidin bakkaldaki veresiye defterine kapatın. Ne kadar güzel bir şey değil mi? Evet. Yani biri tarafından gelmiş bakmışsınız ki bir aydır biriken hesabınız bu 300 lira 500 lira her neyse yani. Gittiğinizde bakkal size diyor ki ya sizin hesabınız kapatıldı. Kim tarafından? Bir hayırsever tarafından. İsmi de belli değil. Yani bu işte gerçek İslamiyet, gerçek Müslümanlık, gerçek bir şey yardım konusu bu. Ama bu arkadaşlar insanın gözüne soka soka gündüz vakti arabalarla işte Ayşe Hanım, Fatma Hanım bak sana Kore getirdik. Hadi AK Parti'ye kaydol, hadi şuraya da imza at. İşte seni de AK Parti üyesi yaptık filan diye. Bunlar bizi rencide edici şeyler. Türk milletini ve İslam aleminde hiç mi hiç karşılığı olmayan şeyler. Bunlardan kaçınmamız lazım. Ama şöyle bir şey var. Ekrem Bey mutlaka bunun bir yolunu bulacaktır Mansur Bey gibi. En azından verilen et kavurma vesaire falan varsa bunları konserve yapıp çocuk esirgeme kurumlarına, işte ihtiyaç sahiplerine verilmesi lazım. Burada tabii esas hükümetin veya AK Parti'nin elinde bulunan büyük bir koz şu. Biz yoksak bu yardımlardan kesilirsiniz ve açlıkla karşı karşıya kalırsınız amacını gütmek. Ama Sayın İmamoğlu da Sayın Mansur Yavaş da bunları kırdı ve Ankara'da çok iyi bir hizmet geldi. Ankara huzur içerisinde hiç olmadı kapısını çalacağımız, telefonumuza bakan
bir başkanımız var, yardımcı olan bir başkanımız var. Hatta bizlere, bize ulaşamazsanız filanın telefonunu vererek, yani sizin adınıza yapacağımız ne varsa, Ankara adına ne varsa bunu yapmaya hazırız diye bir belediye başkanımız var. Ben şunu diyorum, yani iyi niyetli insanların, namuslu insanların, düzgün insanların gerçekten böyle kamu hizmetleri yapacak alanda yer almalarını cani gönülde istiyorum. Bizim arkadaşlarımız da hep bu dizayn içerisindeler. Onun için Çağdaş Demokratlar Platformu inşallah ülkemize, milletimize, yani özellikle genç kardeşlerimize, işsizlerimize çağrı olacak manifestolar üretir, çağrı olacak deklarasyon yayınlar ve siyasiler de bunları seçim meydanlarında kullanır. Evet. Şimdi son olarak bir şey daha sormak istiyorum. Yine bugünün bir haberi. Bugün CHP Ergenen Nehri'ndeki kirliliğin nedenleri ve canlı yaşamın etkilerinin araştırılmasını önerdi meclise ama yine bildiğimiz gibi AKP ve MHP oylarıyla bütün önergeler zaten reddediliyor. Bu yıllardır süre gelen bir olay. Oylar birleşiyor ve reddediyorlar ama şimdi grubu adına konuşan Türkiye Büyük Millet Meclisi Çevre Komisyonu üyesi ve aynı zamanda da CHP Kırklareli Milletvekili Vecde Gündoğdu. Sanayi atıklarının yanında zirai ilaçlama, gübreleme ve evsel atıkların da karıştığı Ergene Nehri artık halk sağlığı ve gıda güvenliği sorunu haline gelmiştir dedi. Ve aslında oradan da suyu alıyor ve bunu götürüp gösteriyor. Bunun da sıkıntılı olduğunu orada gösteriyor ama ne yazık ki bu araştırılsın önergesi, buradaki kirlilik araştırılsın, nedeni sonuçlansın, canlı yaşamına neden zarar veriyorsunuz gibisinden bu önerge AKP ve MHP oylarıyla reddediliyor. Şimdi AKP ve MHP ya nereye kadar sunulan önergeleri reddedecek? Yani bu işin boyutu nereye kadar böyle gidecek? Yani bildiğimiz üzere birçok önerge reddedildi. Ensar Vakfı'nın taciz olaylarındaki araştırılsın önergesi reddedildi. Daha sayamayacağımız onlarca önerge ve bugün bir tane daha reddedildi. Şimdi tüm bunlar nereye kadar böyle gidecek? Bu iktidar ve ne yazık ki küçük ortak ve büyük ortak diyoruz biz onlara. Davul ve tokmak diyoruz artık ne yazık ki demek istiyorum ama şimdi bu boyut nereye gidecek? Türkiye'yi nereye götürmek istiyorlar? Türkiye'yi kurum ve kuruluşların yok edildiğini görüyoruz. Siz de programın başından beri anlatıyorsunuz aslında Türkiye'nin nereden nereye geldiğini. Şimdi son olarak bunlarla ilgili de net bir değerlendirme alabilir miyim sizden? Şimdi yargıdan bahsettik. Yargı durumu gerçekten vahamet içerisinde. Ama kayıtsız şartsız yani egemenlik milletindir denilen Türkiye Cumhuriyeti Parlamentosu ve Meclisi biliyorsunuz ilk meclisi ulusla yapılmış zor şartlarla. Hatta Afyon milletvekili 4 gün önceden çıkmış at arabasıyla şeye gelmiş, ulusa gelmiş ki o günkü meclis toplantısına katılmak için. Şimdi arkadaşlar o kadar konfor içerisinde ki, o kadar iyi yaşam içerisinde ki bu parlamentoda görev yapan arkadaşlar, her kim olursa olsun, hiçbiri yarını düşünmüyor. Ya yarınımıza bakarsanız çok uzak değil Nergis Hanım. Bakın Yunanistan'da daha 5 yıl öncesine kadar kişi başı gelir seviyesi 20 bin dolardı. Ve hayret ediyorduk ya Yunanistan'ın neyi var? İhracatı mı var, şunu var, bir denizi var, başka neyi var diye. Şimdi ne oldu Yunanistan? Şimdi hesabınızdan 100 lira çekemiyorsunuz. Maaşınız da olsa maaş zaten alamıyorsunuz. Ama diyelim ki toplu bir paranız var bankada. 100 liradan fazla çekemiyorsunuz. İşte Yunan parasıyla. Bunları yaşadılar. Yani yine farklı ülkelerde kıtlıklar oldu, camlar kırıldı, saldırılar oldu. Yani asla ülkemiz böyle şeylere maruz kalsın istemiyorum asla. Ama lütfen geleceğe de görelim. Yani onu reddet, bunu reddet. Sonra ya bir kız çocuğuna varsa böyle vesaire tecavüz, işte yelkinme, bu araştırılmayacak da ne araştırılacak? Şimdi yolsuzluk dosyaları araştırılmayacak da ne araştırılacak? Bakın FETÖ araştırma soruşturma şeyini dosyasını bulamıyorlar. Ya işte o zaman bir sürü insanlar çağrıldı, davet edildi, sayfa sayfa ifadeler alındı, bunlar bir katalog yapıldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi arşivinden kaybolması mümkün mü? Veya tutanaklar ve simografi başkanlığı var, kanunlar ve kararnameler daire başkanlığı var. Buralarda bütün bu soruşturmalar, kovuşturmalar, öneriler hepsi zapt altına alınır.
Yani buna dair bir daire başkanlığı var. Ama maalesef o günkü Reşat Pete'nin soruşturma yaptığı bu dosyalar kayıp, yok. Yani o zaman şöyle bir şey çıkıyor. Eğer bütün öngörüleriniz, bütün teklifleriniz reddediliyorsa, bugün parlamentoda bulunan Cumhuriyet Halk Partisi, İyi Parti, ben defalarda dile getirdim, Sinye millete dönecek. Yani siz eğer gerçekten parlamento için, bu millet için, bu vatan için çalışıyorsanız, diyeceksiniz ki vatandaşa, kardeşim biz niye görevimizi bıraktık? Bizim asıl amacımız kanun yapmak. Bu kanunu da yapamıyoruz, soruşturmaları açtıramıyoruz, verdiğimiz bütün teklifler de geri çevriliyor. Onun için biz sizin huzurunuza geldik, yeniden sizden destek istiyoruz diye Sine'ye, millete dönmeleri gerekir. Bu şekilde bakın muhalefet de çok yıpranıyor. Yani evet, muhalefetin yani hiçbir şeyi yapamaması, bir şeye sahip çıkamaması, işte o derede veya işte bilinen bir çay, meşhur bir çay, her yılda bunun şeyi olur, yani sözü olur engelleyin. Orada işte numune alıyorlar, numuneleri laboratuvarda inceledikleri zaman bir zehir, hatta çoluk çocuk ve insan yaşamına, bütün hayvanları yok edecek bir kimyasallarla karşı karşıyayız. Tabii AK Parti bunları duymazdan geliyor ama asıl diğer şeyler var, soru önergeleri var ve araştırma komisyonu açılması için yapılan dilekçeler var. Bunların AKP ve MHP oylarıyla reddedilmesi de çok çok vahim bir şey. Ama size şunu söylüyorum, bakın bugünün muhalefeti sanmasın ki biz AK Parti'nin oyu düşecek, bizim oyumuz yükselecek diye sanmasın. Çünkü bakın Cumhuriyet Halk Partisi hala 25'lerde dolaşıyor. Hı hı. Yani eğer tank falet fabrikasının satılıyorsa, silah sanayinin, savunma sanayinin satılıyorsa, dışarıda ithalata mahkum kalmışsan, bu kadar ayyuka çıkmış rüşvet ve mafya operasyonları birbirlerine girmişse ve ana muhalefet partisinin hala oylarının orada da durması gerçekten çok vahim ve anlaşılır bir şekilde izahatı yok bunun. Onun için öncelikle bizim iktidarla bir işimiz yok. Yani iktidar belli artık, safını belli etti. Ama özellikle muhalefette kalan arkadaşların hep beraber kucaklaması lazım birbirini. Şimdi bu Sayın Ufuk Söylemez de geçen gün bir televizyon programında söyledi. Yani bizlerin bu platformdaki, bir başka platformlar da var, bizlerin özgür ağırlıkları var. Bizim yanımızda olan arkadaşların, bizlerin belli devlet tecrübeleri var, geçmiş siyasi görevleri var. Yani siz bizleri dikkate almayarak bir yere varmak istiyorsanız, hani işte yarısı oraya gider, yarısı buraya gider hesabı yaparsanız çok çok kötü. Ama bir görüşümü daha size anlatayım. Evet, izleyicilerimiz de bunu not etsin. Eğer ilk turda Millet İttifakı kazanamazsa ikinci turda alma ihtimali sıfır. Bunu siz bir yere yazın. Ama ilk turda eğer düzgün aday profiliyle hep beraber çıkarılırsa mesele yok. Biliyorsunuz geçen seçimlerde Meral Hanım ayrı bir baş çekerek de %7'lerde kaldı. Kendisi aday olmuştur. Böyle inşallah bu dönem böyle sıkıntılar yaşamayız. Tek aday üzerinde topyekun beraber olarak yeni bir seçime girip yeniden güçlendirilmiş parlamenter sistemi Türkiye Cumhuriyeti'ne yeniden dönüştürerek yapılan, bugüne kadar yapılan özelleştirmeleri, yapılan yolsuzlukları, işte kim olursa olsun bir ihbarda bulunmuşsa yurt içinden, yurt dışından, adli mercilerin ve savcıların hemen harekete geçerek bunun üstüne gitmesi de tabii yeni yurtulacak hükümetin de boynunun borcu olmalı. Bunları söylemeleri lazım. Tarım politikalarında ne yapacaklar, bunları söylemeleri lazım. İşte ihracatlı sanayiciye ne söyleyecekler, bunları söylemeleri lazım. Yani işte biz tarım politikasını iyileştireceğiz diyor da ne yapacaksın? Yani eğitimde ne yapacaksın? İhracatta ne yapacaksınız? Yani ithalatta ne gibi bir düzenlemeleri getireceksiniz? Buna dair şöyle yani öngörüleri ve niyet mektuplarını açıklamadan bu işler olmaz. Çünkü biz IMF'den kaçalım derken malum artık Londra borsasının, Londra'da bulunan o borsacıların, tefecilerin yüksek faizle Türkiye'ye borçlandırıyoruz. Mutlaka bunların hesabı sorulmalı. Ama dediğim gibi ikinci tura kalmadan ilk turda %53-55'i Millet İttifakı yakalamalı. Ama bu Millet İttifakı da biz iki partiyiz, üç partiyiz, gerisi de zaten bize oy verecek hesabını yaparsa yanılır. Böyle bir şey yok. Hepimizi kucaklayacak şekilde bu ittifaka yön vereceğiz ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti yeniden bir rahatlayacak, moral bulacak ve her şey Allah'ın izniyle yolunda gidecek.
Evet. Kahraman Bey, programımızın sonuna geldik. Aslında geçmişten bugüne bize Türkiye'yi çok güzel anlattınız. Eski bir siyasetçi olarak geçmişteki izleri de yakından bildiğiniz için ve kurmuş olduğunuz platformun da asıl amacını bizlere anlattığınız için, bu tüm detaylar için size çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. İzleyicilerimize de burada saygılarımızı, sevgilerimizi iletiyorum. Allah'a emanet olun. Mutlu yarınlar dilerim. Sağ olun. Siyaset Kürsüsü'nden bir programımızın daha sonuna geldik. Bir dahaki programlarda tekrardan sizlerle görüşmek üzere.